Evet hoş geldiniz bu dersimize. HSI renk uzayını RGB birincil renk uzayını nasıl dönüştürebileceğinizi sizlere aktaracağım. Bilindiği gibi bilgisayar dünyasında temel olarak renk uzayları vardır. Bunlar CMY renk uzayı ikinci renk uzayı olarak da geçmekte. Diğer RGB renk uzayı yani birincil renk uzayı. Buradaki RGB'deki renklerin ana renklerin karışımıyla CMY secondary yani ikinci renk uzayı oluşmaktadır. Yine bilgisayar dünyasında sayısal görüntü işlemede kullanılan HSI, HS ve HSL gibi renk uzayları bulunmaktadır. Buna ilgili internette birçok bilgi var fakat HSI renk uzayı ile ilgili herhangi bir dönüşüm bilgisi yok. O yüzden bu videoyu sizlere çekiyorum. Bu konudaki ilk Türkçe kaynak. Evet çok fazla uzatmadan bilindiği gibi RGB, Red, Green, Blue içeren birinci yıl renk da 0'dan 255'e kadar 16'lık sayı sisteminde egzadesimal olarak gösteriliyordu. Benzer şekilde HSI renk uzayını RGB renk uzayını nasıl çevireceğiz? Önceki dersimizde RGB HSI'ye çevirmiştik. Bu dersimizde ise HSV renk uzayını RGB renk uzayına nasıl çevirebileceğimizi sizlere aktaracağım. Şu şekilde yapacağız. Formül 3 farklı aşamadan oluşuyor. Yani H değerine göre 3 farklı formül var. Şu şekilde bizim H değerimiz yani Hu değerimiz arkadaşlar ton değerimiz 0 ile 120 arasındaysa bu formülleri kullanacağız. Eğer 120 ile 240 arasındaysa bu formülleri kullanacağız. 240 ile 360 arasındaysa da bu formülleri kullanacağız. Bunları nasıl hakkınızda tutabilirsiniz? Kısa bir yolu var arkadaşlar şu şekilde. 0 ile 120 arasındaysa ise RG deniyor bunları. Bunu da şöyle hakkınızda tutabilirsiniz. Bakın 0 dedik, H dedik. Önce şöyle yazın arkadaşlar. Sonra 120 arttırın. 120 H ardından 240 gelecektir. Sonra bunu tekrardan arttırdığımızda şu büyüktür işareti orada. 240 sonradan H gelecektir büyüktür işareti altında 360 bunu da şu şekilde aklınıza tutabilirsiniz RGB yazın başlarına RGB buraya da GBR RGB geber gibi aklınızda tutabilirsiniz biliyorum saçma bir yöntem ama bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz şimdi baktığınızda ilk yani 0 ile 120 arasında RGB renk uzayı deniyormuş RGB renk uzayında arkadaşlar formülleri nasıl aklınızda tutacaksınız onu da sizlere anlatıyorum Burada RGB renk uzayında sonuncu şey hangisi? Sonuncu harf hangisi? G. Dolayısıyla sonuncu harf her zaman bir eksi diğerlerinin toplamına eşittir. Bir eksi diğerleri ne oluyor? Sonuncu hariç yani G hariç. RGB'de RB. Bakın sonuncu bir eksi diğer, diğerleri. Benzer şekilde diğer formüle bakalım. Mesela 120 ile 240 arasında olsa biz GB'yi kullanıyoruz. GB'de sonuncu harf hangisi? B. B neye eşit? Bir eksi diğerlerine Eşittir. Benzer şekilde üçüncüye bakalım. Üçüncüde arkadaşlar 240 ile 360 arasında ise br'yi kullanıyoruz. Sonuncu dediğimiz r bir eksi diğerlerine eşittir. Bakın r bir eksi diğerleri. Şimdi diğer formüllere bakalım. Şöyle geri gelelim. Burada arkadaşlar artık diğerlerini de ezberlemeniz gerekiyor. Zaten bu formül hepsinde aynı. Nasıl hepsinde aynı? Burada ilkinde olmayan harf hangisi? B. Dolayısıyla olmayan harf ı çarpı bir estir. Devam ediyoruz. İkinciye geliyoruz. İkinci de olmayan harf hangisi? GB var arkadaşlar. R var. Dolayısıyla olmayan harf I çarpı 1 eksi S'dir. Üçüncüye geliyoruz. Üçüncü de olmayan harf G. G Dolayısıyla 1 eksi S'dir. Hepsinde Arkadaşlar Şu şekilde şöyle başına tekrardan gelelim. Kafamız karışmasın. Evet Hepsine baktığımızda ilk harfi kaldı geriye. İlk harfi de bu kosinüslü formüldür arkadaşlar. Mesela R için bu formül. Eğer 120 ile 240 arasında olsa G buna eşit olacaktı. 240 ile 360 arasında olsa da B bu formüle eşit olacaktı. Bu formülü artık bilmeniz gerekiyor. 1 artı S cos, S cos H bölü cos 60 eksi H şeklinde. Bunun da formülü var. Bakın tekrar ediyorum. Nasıl ezberleyeceğinizi şu şekilde 0 ile 120 arasında H. Şöyle yazalım 0H120 şunlar büyüktür işareti olsun ben tire koyuyorum. 120 ile H240 arasında olsun. Ardından arkadaşlar son olarak 240 ile H360 arasında olsun. Sırasıyla RGB yazın sonra GBR yazın GBR. Her zaman arkadaşlar bu formülde görüldüğü gibi ilkine ne dedik? Rg dedik. Rg'de olmayan harf hangisi? B. B dolayısıyla 1ı çarpı 1 s'tir. Burada sonuncu harf hangisi? G. G nedir? 1 eksi. Diğerleri ortadaki de yani olmayan da her zaman, üzülüyorum ortadaki diyorum, baştaki de her zaman arkadaşlar bu koslu formüldür. Evet, bugünkü dersimizde HSI renk uzayının... RGB renk uzayına nasıl çevrilebildiğini aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.